Merhaba. Günlük gelişmeleri takip ederken doğru çubukları çekip alt alta koyarsanız yaşananları anlamlandırmakta sorun yaşamazsınız. Bunun için ortalama bir hafızaya sahip olmanız yeterlidir. Ayhan Bora Kaplan merkezli suç örgütü soruşturması Ankara'daki kapışmayı gözler önüne serdi. Bu dava Sinan Ateş cinayetinden bağımsız ele alınmamalı. Teknik olarak iki dosyanın ilişkisi olmayabilir. Mesele o değil. Türkiye'deki çok şey gibi konu siyasidir. Ve uzantıları idaredeki koalisyon ortaklarının genel başkanlık katında düğümlenmektedir. 15 Temmuz 2016 gecesi Süleyman Soylu'yla TRT'ye giden silahlı ekipteki Ayhan Bora Kaplan, siyasi bağlantılarının da etkisiyle kurduğu küçük saltanatının keyfini sürerken işler sarpa sardı ve geçen Eylül ayında tutuklandı. Soylu bakanlık koltuğunu kaybettiği için sıra adamlarına mı geldi sorusu yanlış değil. İlerleyen aylarda soruşturmaya eklenen kimi konular, meselenin bir suç örgütünü aydınlatmak değil, siyasi bir operasyon olduğunu gösteriyor. Peki kim kime operasyon çekiyor? Operasyon içinde operasyon ya da ava giderken avlanma durumları söz konusu mu? Alt alta sıralayacağım şu lafların detaylarını, önünü arkasını, bağlamını basit internet taramasıyla bulabilirsiniz. Tamamını buraya taşımam bu yayının boyutlarını aşar. Şu son haftada önümden akan binlerce haber içinde şu cümleleri özellikle cımbızladım. 1. Ayhan Bora Kaplan duruşmada öyle pervasız ki ifade veren bir tanığı "seni burada öldürürüm" diye tehdit etti. Hakime "bir tanem" diye hitap etti ve hakim bunu mesele yapmadı. Hatırlanırsa Süleyman Soylu da Habertürk'te çıktığı bir canlı yayında sunucuya "bir tanem" diye hitap etmiş, tepki görmüştü. "Bir tanem" mesajının adresi Soylu muydu bilinmez. 2. Ayhan Bora Kaplan 15 Temmuz'da silahları nereden aldığı sorularına ilişkin "kanun var, o gün işlenen suçlar affedilmiştir" dedi. Devlet büyüklerinin ismini vermedim diyerek yine üstü kapalı olarak Soylu'ya mesaj yolladı. İsmini vermedim ama verebilirim. 3. Özgür Özel durup dururken "Soylu Cumhuriyet tarihinin en kriminal ve karanlık bakanıdır" dedi. Ondan birkaç gün önce çıktığı bir yayında 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olanları anlatırken mühim bir detayı açık etti. O gece Çalışma Bakanı Süleyman Soylu'nun da genel kurula hitap etmesini istedim. Soylu başkanlık kürsüsüne yaklaşıp "benim zamanım geldi, arkadaşlarla TRT'nin önünde buluşacağım" deyip ayrıldı. 4. CHP lideri sonra Soylu her tökezlediğinde himaye eden MHP'ye yöneldi. Bahçeli'nin arsız metin yazarları diyerek genel merkez katındaki Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i hedef aldı. Bu isimlerin Sinan Ateş iddianamesinden ayıklandığını, hemen her aşamada yürüyen soruşturmaya müdahale ettiklerini iddia etti. Doğru satırları seçerseniz şu soruları sormayı da kendinizde hak olarak görebilirsiniz. Ayhan Bora Kaplan 15 Temmuz'a dair bildikleri üzerinden devlete şantaj mı yapıyor? Özgür Özel 15 Temmuz'a dair başka ne biliyor da anlatmıyor? Sırasının gelmesini mi bekliyor? CHP Sinan Ateş dosyası ve Süleyman Soylu üzerinden sert hamlelerle iktidarın MHP kanadına mı vuruyor? Ve neden şimdi? Özellikle siyasal davalarda adalet beklemeyin. Türkiye'de yargının böyle bir amacı yok. Fakat davaları dikkatle takip eder, doğru noktalara yoğunlaşırsanız belki o zaman zihninizde bir şeyler aydınlanmaya başlar. Değilse gerek sanık ve tanıkların gerekse hakim ve savcıların tıyneti bellidir. 2017'de Ankara Üniversitesi'nde sol görüşlü öğrencilere palalı satırlı saldırılarda elinde bıçakla görüntülenen Süleyman Doğruöz, Ceyhan'a savcı olarak atanmış. Kadrolar bunlarla dolduruldu. Avukat Hatice Yıldız'ın katıldığı TR724 ajansla not almışım. 15 Temmuz'dan önce 14 bin hakim savcı varken bunun 5 bini 2016'nın ikinci yarısında ihraç edildi. Kalan 9 bin hakim ve savcının 2-3 bini emekli olmuşsa önceki dönemden kalan 6-7 bin hakim savcı var. Şu anda hakim savcı sayısı 25 bin. Sınav sistemi değiştirildi, barajlar kaldırıldı. Son 8 yılda yeni 19 bin hakim savcı atanmış. Özellikle 15 Temmuz 2016'dan bu tarafa gözaltına almalar, tutuklamalar, operasyonlar, gizli tanıklar, mahkemeler, iddianameler, duruşmalar, basının yaptığı yayınlar hemen hepsi idarenin, siyasetin birer aracı oldu. İktidar bunu çok sevdi ve mevzilerini böyle sağlamlaştırdı. Fakat şimdi ilk defa durum tam anlamıyla kontrolü altında değil. Paniğin nedeni de